Şahan abi, yeni film ne zaman? Karıştıracağım bunu. Merhaba arkadaşlar, Şangiller kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün size daha öncesinde yaptığımız bir videonun devamını yapacağız. Tropikal meyveler. Tabi biliyorsunuz ben doğma büyüme Ankaralıyım. Taşra'dan geldik kardeş, biz böyle şeyleri doğru düzgün bilmeyiz. Daha öncesinde de bilmediğimizi söylemiştik zaten. Allah aşkına ve zaten şunu Keçiören'de nazı bulayım dayı. Ejder meyvesi diyor. El bombası gibi lan. Gerçekten şey gibi ya, Rio Karnavalı. Karnavalda ejderhalar falan böyle renkli renkli olur ya, herhalde bunu oradan aldık, mı? Bunu aldık da bunu nasıl yiyeceğiz? Bilmiyorum vallahi. İlk bildiğimizden şey yapalım. Bak bugün ne oldu? Tam bunu alacağım. Bu avokado arkadaşlar bu arada. Kaç paraymış sen bir bak bakayım. Heh, tam avokadoyu alıyorduk İlker'le beraber. Orada bir tane amca vardı. 7.45 aşkım tanesi. Ne? Tanesi yedik. 15 lira mı verdik biz bunu? Evet aşkım. Ne kadar pahalı. Tam böyle avokado olup yenilebilir hazır avokado vardı. Bir de bu vardı. Amca dedi ki yeşilinden al, yeşilinden dedi. Amca dedim biz zaten nasıl yeneceğini bilmiyoruz dedim. O dedi ki yumuşağından seç. Şöyle dedi, iyice dedi bunu dedi şey yap. Böyle ez dedi. Ez. Evet. Ondan sonra dedi bunu tam kes. Tam ikiye böl. Ortadaki çekirdeğini çıkar. Ondan sonra geri kalanı. Biliyor lan, bildiğim gibi. Bize bu ilk geldi. Benim amcamın patronu Afrika'dan bir tane meyve sepeti gelmişti. Ama içinde de bundan abartısız 15-20 tane vardı. Biz de bakıyoruz bunu, lan bu ne acaba, bu ne, armut mu diye ısırdım. Çok ciddi tadı geldi. Ondan sonra yemedik. Bizim üst komşu meğersem avokado daha önceden yemiş. Dedi ki o öyle yenmez. Onu dedi böyle keseceksin ince ince. Ondan sonra üstüne hafif tuz dökeceksin. Ondan sonra dedi işte biraz baharat. Bir de dedi limon sıkacaksın, öyle yiyeceksin dedi. Amca da aynen öyle söyledi. Şimdi bunu dedi böyle kesin. Ondan sonra dedi ortasında dedi şöyle bir şey var. Bu arada İçinde böyle golf topu gibi bir şey var arkadaşlar. Bu arada tadı çok güzel. Ondan sonra bunu dedi böyle al. Limonlayıp kaşıkla yiyeceksin. Bunu aslında şu yeşil yeniyor mu ki? Yenmiyor değil mi? İçini hep çıkartıyorlar kaşıkla. Evet. Ha, dur o zaman şöyle bir şey yapayım. Şöyle. Niye sen kaşık şurayı getirmedik aşkım? Kaşık dur, getirsene dur, aşkım. Dur. Şunu çıkarttım. Az bir şey tuz dökeyim. Tuzu döktüm. Limon. Azıcık da limonla sıkayım. Buradan da amcaya da teşekkür ediyorum. Ya da bir yiyeyim de ondan sonra. Çok güzel. Şimdi bu şey avokado artık her markette neredeyse var. Ama hiç tadını merak edip de almadım açıkçası. 7,5 lira lan. Ben merak etsem de almam. Video için alıyorum. Sizin için alıyorum arkadaşlar. Gerçekten hiç merak etmedim tadını. Hiç yemedim de. Şimdi ilk defa yiyeceğim. Bence güzel ya. Aman bu salatalara konmuyor mu zaten ya? Bu zaten salata meyvesi. Normal salatalık gibi. Normalde bunu ne yapıyorlarmış biliyor musun? İnce 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 böyle salata doğrar gibi doğruyorlar. Evet. Böyle yan yana yatırıyorlar. Üstüne böyle baharat, limon, tuz döküyorlar. Hatta şey duydum ondan ben. Ondan sonra da yiyorlar. Avokadonun çocuklar için çok faydalı olduğunu duydum evet, arkadaşlar. Aynen bunu yediririm bunlar dursun. Bunu şimdilik kaldıralım. Çocuk için faydalıymış. Yani bir meyveden ziyade bir sebzemsi bir şey var. Aşkım yenilecek bir şeyse yenilirdi. İlken ne bileyim kocam hep kullanıyorsun sen. Bence bunu en sona koyalım, ejderhayı. Zaten ejderha. Onun fiyatını söyleyeyim mi aşkım? Kaç para? Sen fiyatına baktın mı hiç onun alırken? 31 lira. Ne? Bu şaka yapma. Yemin ediyorum 31 lira bak. İlker terk et burayı. Terk et burayı. Yiyeceğiz 30 lira. Arkadaşlar şey düşünmeyin hani aman ne kadar çok para konuşuyorsunuz falan demeyin. Biz şimdi size fiyat bilgisi veriyoruz ki yani fikir olsun. Yani şu meyvede şu kadar fiyatlarmış demek ki çok pahalı bir meyvedir diye. Fikir olsun amaçlı biz size fiyatlarını paylaşıyoruz. Aldığımız yerle de alakalı olabilir. Marketten markete fark ediyor. Şimdi marketin ismini vermeyeyim ama orada böyle antin kuntin değişik şeyler çok fazla var. O yüzden genelde oradan alıyoruz bu challenge'lar için. Aşkım nasıl yeneceğini biliyor musun hayatım? Ben böyle meyveyi ilk defa görüyorum. Ben ısırdım. Kabuğu yenmiyor, onu öğrendim. Yani kabuğu tatlı değildi. 30 lira verdiysem ben buna kabuğunu da yerim. Bu bizim kışın yediğimiz şeylere benziyor ya. Bak şöyle. Tropikal meyveler denemiştik değil mi? Biz orada da vardı buna benzer bir şey. Bu adını unuttum. Neydi? Çarkıfelek. Ha çarkıfelek, evet çarkıfeleğe benziyor. Kivimsi bir şey bu ha. Ha bildiğin kivi zaten. Aa çok ilginç. Yavaş ye de belki tadından sevmeyeceksin. Bunu şunu geriye iade edelim belki 20 lirasını geri verirler. Hay o ejderi ben yakalarsam var ya. Ben o ejderi yakalarsam buna 30 lira mı verirler? Gül gibi muz varken kilosu 7 liraya, 6 liraya, 5 liraya. Şuna 30 lira. Hayatımda yediğim en gereksiz meyve. Sıfır tat. İlker'e versene. Al İlker, en büyük lokumu sana veriyorum. Gerçekten bak, sıfır tat. Dikkat et ağzını kesme. Yapısı falan kivi gibi de tat yok yani. Evet. Turpun böyle
böyle çok şey soft hali ya. Biraz turp gibi bir tadı ama var. Ama güzel yani. Fena değil diye bir şey yok. Ben 30 lira verdiysem bundan zevk alarak yemem lazım. Acaba yanlış mıyız? Acaba bu mu yeniyor ki aşkım? Ama görüntüsü çok güzel ya. Bir meyvenin şu renkte olması ne kadar güzel. Rengine bayıldım ya. Var ya. O zaman süs alalım 30 liraya. Niye meyve alıyoruz? Rengi inanılmaz güzel. Şu pembenin güzelliğine Allah'ım ne güzel yaratıyorsun ya. Biraz da şunu Efe'ye yedir de tatlı bari. Olsaydı bunu mu? Bunun 30 lira olduğuna göre muhtemelen bunun var ya çok acayip şeyleri var. Avokadoyu da Efe'ye yedir, buna da yedir. İşte baba yüreği ne alacaksın? Pahalı diye kendimiz yiyemiyoruz, oğlumuza yedirelim bari. Yoksa çok beğendik tadı. Ama gerçekten yani boş bir tadı var yani. Ama gerçekten ya ben ülkemize var ya kurban olayım 50 kere, 100 kere, 1000 kere kurban olayım yani. Aynen. Bizim portakalımız, elmamız, ayvamız, sucuğumuz, sucuğumuz yumurtamız nerede acaba? Kivi de yetiştiriyoruz. Karnımacık derim. Aşkım. Canım benim. Burada böyle bir şey var. Keşfetmişler. Bıçak diye bir şey var. Biliyorsun bende de inat var. Hani ne? Oğlum sanki böyle kelebek yumurtasından çıkacak evet. Da çıkamamış gibi. Ne kadar ilginç. Bunun ismi nedir? Demir hindi tamarin. Tamarin. Bir bak bakayım bu kaç para. Demir hindi. Düşünceniz çok önemli. Önümüz ilgili düşünceniz. Fıstık gibi görünüyor. Fıstık değil. İçi çok ilginç. Tatlı bir meyve diye düşünüyorum. Aa çok ilginç bir meyve. Aşkım şey tabağa verir misin? Çöplerini koyalım aşkım. Bunun adı. Bu şey ya. Burma gibi bence. Aşkım bunun adı ne? Fişte ben göremiyorum onu. Demir hindi yazıyor işte. Verita. Tamarin. Gördüm. 9.95'miş aşkım. 225 gram. Şöyle gösterelim. Hatta şöyle. Oğlum bunun içinde de bir şey var. Bakın, sallanıyor. Sese bakın. Sanki içi bamya gibi taneli. Gördüğünüz üzere. Tadı var mı? Çok güzel. Sanki hurma gibi bir şeyi var, yapısı var. Kocaman çekirdekleri var. Zaten çekirdeğin üstünü kemiriyor. Olduğu gibi şey değil yani. Olduğu gibi meyve değil. Kuşburnuna benziyor. Aynen. Aynı kuşburnu. Aynen kuşburnu ya. Kuşburnu ezmesi oluyor ya yapıyoruz. Birebir aynı. Resmen o annelerin yaptığı kuşburnu böyle hani şey gibi oluyor ya. Reçel gibi oluyor. Aynı onun tadının meyve hali. Ama 220 gram ya. Bunun yenecek kısmı herhalde 15 gram falan. Üstünde minicik bir etli kısmı var. Orayı kemiriyorsun. Olduğu gibi çekirdek. Ve tatlı olduğu için de bayıyor zaten arkadaşlar. Yani çok fazla yemiyorsun zaten. Ekşimsi ve tatlımsı bir şey var. Burada da demir hindi şerbetin tarifi verilmiş. Toz şeker, zencefil, karanfil vesaire. Demek ki bu Türkiye'de üretildiğini ben düşünüyorum aşkım bunun. Tarifleri varmış aşkım. Bence bunun şerbetini yapsın. Biz yemeyelim bunu. Şerbetini yapalım. Efe'ye içirelim. Sırada frenk üzümü var. 19 lira. Şu kadarcık şey 19 lira. 30 lira, 50 lira, 65, 75. Bunu genelde lüks pastanelerde kullanıyorlar. Şöyle tatlıların üzerinde falan. Görüntü olarak çok güzel ama. Yani görüntüsü çok güzel. Kokusu da çok güzel. Öküz götü la bildiğin. Biz bunu küçükken yerdik. Bunun adı öküz götü. Bakayım. Bunlar dağlarda yetişmiyor mu ya? Dedim işte de öküz götü. Olmamış. Bu ne bizim isim ya? Olmamış öküz götü bu ya. Harbiden oğlum ama biz bunlardan tuttuk da var ya olduğu gibi her bütün ağaçlar bundandı ya. Siz senelerdir olmamış öküz götü diye yediğiniz şey Mersin'de ne kadar kıymetliymiş gördün mü? Ya biz dala çıkardık böyle daldan böyle alırdık böyle. Ne haber lan diye atardık böyle. Harbiden olmamış öküz götü ya. Bunlar olduğu zaman daha güzel oluyor. Tadı şeye benziyor. Dağlarda çalıklarda yetişen neydi? Börtlen. Çekirdekli mi? Çekirdekli ama çekirdeği de yeniyor zaten öyle şey değil. Aynen küçücük meyve zaten ilke. Çok güzel. Ben çok sevdim bunu. Bunu da Efe yesin. Hı hı. Evet sırada zerdeçal var. Normalde bu acı bir kış çaylarına falan konuluyor diye biliyorum ben. Baharat aşkım zerdeçal aslında. Ama bildiğin... Bu zerdeçal ne biliyor musun bebeğim? Tırtıl gibi abi ya. Zencefile benziyor. Hey siz Şahangiller misiniz? Önce beni yiyin. Önce beni yiyin. Şahan abi bakayım senin gözlerin ne güzelmiş la. Ben yemeyeceğim bunu. Bir dudu ver. Sen bir ye ilk önce. Bir dudu ver. Sen bir ye. Dudu ver, dudu ver. Ben bunu yemem. Bir dudu ver dedim sana. Tipini beğenmedim. Sen bunu bir ye. Neyini beğenmedin aşkım? Zerde çalıştı. Türkiye'de güzelim ülkemde yetişen bir şey yani. Bu kaç para buna bir bak. 9,5 liramış şu da. Oo, acayip bir yoğun keskin bir kokusu baharat var. Baharat zaten. Genellikle arkadaşlar bu gıda boyası gibi çok güzel renk veriyor. Sarı böyle yeşilimsi bir renk veriyor. Fosforlu sarı daha doğrusu. Ama hiç bu şekilde meyve halini yemedim. Baharat olarak kullanıyorum. Çok sivri. Dişlerin sapsarı oldu. Gerçekten mi? Evet, ay. Ana. Bildiğin bo-
boyuyor lan. Dedim ya, gıda boyası gibi. Harbiden bildiğin sapsarı oldu. Ben geçen şey yapmıştım ya. Özür dilerim. Başka videomda vardı. Dünyanın en güzel tatlısı diye böyle adlandırdığımız bir videomuz vardı. Limonlu bir Umar tatlı bir şey yapıyordum. Zerdeçal dökmüştük ya, o limonu daha güzel sarı yapsın diye. İşte o meyve, bu meyve. Şu anda parmaklarımda. Ben hiç dokunmayayım. Bu tatlı baharat mı? Hayır, peki kesinlikle tatlı değil. Peki ne olacak şimdi, bunu ne olarak kullanacaksın sen? Baharat olarak. Bu halde. Bence anama götürelim, onu anam yesin. Götürelim. Anam sana bakmaz mısın adına? Hayır. Ama yemen lazım şimdi. Ulan yeter. Çok fazla yemez, çok sivri tadı var, keskin tadı var yani. Bir şey bak, sarı. Aa evet. Bunu meyve diyor orafa koyanın. Ama deme. Meyve değil ki bu arkadaşım ya. Bu meyve olarak yenmez ki, kurban olduğum. Bir de 10 evet, lira para alıyorsunuz. Evet, bu meyve ya. Değil. Gerçekten ben de şaşırdım sizin bunu meyve ya, olarak. Ya git bunu falan. Sebze reyonuna koy, bilmem ne reyonuna koy. Bizi kandırıyorsun orada, biz de meyve zanıp alıyoruz. 10 lira para veriyoruz şu bir YouTube videosunu çekeceğiz diye ya. Şu meyve mi Allah aşkına, kurban olduğum ya. Değil tabii ki aşkım. Meyve olarak. Aynı şey gibi işte, zencefil gibi. Neyse, zencefil de öyle. Aynı zamanda patates gibi. Olmamış öküz götünden ağzıma 2-3 tane atayım da bari. Ağzımın tadını düzelteyim. Ne yapacağım biliyor musunuz? Şu anda aklıma bir fikir geldi. Bu kadar güzel bir boya veriyor ya. Ben bunu şey yapacağım. Ama ne dersin kanalımız için yapacağım. Orada hani kadınlarla ilgili daha çok şey yaptığımız için bembeyaz bir tişörtü zerdeçalla boyayacağım. Evet neyse. Emre abi ne oldu? Beğenmedin mi beni? Beğenmedin mi beni? Saksı değilim ben. Ben şurada var ya, beğendiğim belki biraz şey, olmamış öküz götü. Olmamış öküz götü diyor. Şu demir hindi de. Demir hindi iyi. Avokadoyu sevdim. En çok avokadoya oy puan veriyorum. Buna 0. Meyve değil bu çünkü aşkım. Siz bunu yanlış aldınız bence. Avokadoya en yüksek puanı veriyorum. İkinci olmamış öküz götü. Üçüncü demir hindi. İşte bu 0 ya. 30 lira ama görünümü süper. Tadı 0. Hiçbir şey yok. Ağzınıza düşünsene mesela. Ağzına buz alıyorsun. Buzun yine sana bir serinleme hissi var. Bunda o da yok. Hiçbir his yok. Sıfır his. Yani sıfır ya. Sıfır ya. Ağzına ağlıyorsun. Hiçbir şey yormuş ki. Çeviriyorsun. Anlatıyorsun ya. 300 lira veriyorsun. Neyse arkadaşlar, ben çok sinirlendim şu anda. O yüzden videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir videomuzu beğenirseniz ben keyfim yerine geliyor. Siz bu videoyu beğendikten sonra da benim keyfim yerine gelsin. Yorum atın, like atın. Dişlerin sapsarı, tişörtüne çok güzel uyumlu like oldu. Like atın, yorum atın, ondan sonra işte paylaşın falan edin filan edin. Arkadaşlar sizi çok seviyorum, gerçekten çok seviyorum. Söylemek istediğim bir şey varsa söyle ve videomuzu kapatalım. Evet, sizin için kendimizi kobay olarak kullanacağız yine. Devam edeceğiz, denenmemiş tatları deneyeceğiz, yorumlayacağız. Dişlerime mi zoom yapıyorsun, şu anda zoom yapıyorsun. Arkadaşlar kendinize iyi bakın, sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.